İsmim Mehmet Küre. Aydınlar Mahalle Muhtarı. 05.13.1971 doğumlu. 3 çocuk babasıyım. Köyümüzün insanları 1800 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra dedelerimiz Bulgaristan'dan bu bölgeye göç etmişler ve buraya yurt edinmişler. Ve köyümüz en son nüfus sayımına göre 389 nüfusluydu. Dışarıda epey insanımız var. Onların birçoğu da Bursa'da ikamet etmektedir. Köyümüzün ilk ismi Çiftlik Dağ. Daha sonraki ismi Atiye. En son şu andaki mevcut ismi Aydınlar olarak geçmektedir. Köyümüzün geçim kaynağı zeytin. Şu anda ağırlık olarak %80 zeytin. Ancak son zamanlarda insanlar alternatif ürünler aramaktadır. Bu vesileyle de şu anda nektarın çeşidi olan bir ürünümüze, yani şeftali cinsi, nektarın çeşidine yönelmektedir. Epey bir dikim başladı. İsmim Hüseyin Avni Alan. 1940 doğumluyum. Bu köyde büyüdüm. Bu köyde doğdum. Şimdi burada ikamet etmekteyiz. Köyümüzün tarihini sorarsanız 1993 yani var ya, o muhacirlik zamanı, oradan dedelerimiz oradan bakmışlar hayat yok. Bu tarafa göç etmişler. Yenişehir Ovası'na gelmişler. Orada bir Ethem Paşa varmış, çiftlik sahibi. Devlet ona yetki vermiş. Buraları gavurlarınmış. Firezca ile Beypınar, bizim Atiye köyümüz, Mecdiye Kızılsaray doğdu. O herkese bu köylerin yerlerini bildirmiş. Bu araya siz konacaksınız, bu araya siz konacaksınız. Her haneden de başına birer sarıları almış. Öylelikle yerleşilmiş buraya. O zamandan beri buradayız. İsmim Fahrettin Güleç. 5-4-1943 doğumluyum. Bu köyde doğdum. Bu köyde yaşıyorum ya. Yani. Gençlik yıllarımızda çiftçilik işimiz. Buğday ekme, mısır ekme. Şimdi buğday yiyecek kadar buğday oldu mu, hayvanların da, öküzle çiftçilerdik, hayvanların da yemi oldu mu, para olsun olmasın, zaten yok o yıllarda para diye bir şey, çok çeyrek yani, çok az. Gençlik yıllarında 1960'ta burada gençler arasında top oynamak için ben o zaman delikanlı başı derlerdiler. O zaman bu bizim İznik'te top yok yani. Daha İznik daha küçük, Yenişehir daha büyüktü. Yenişehir'e Arife günü top almaya gittim bayramda. İlk top oynama 1960'ta başladık yani. O zaman da 18 yaşında top oynamaya başladım yani. İsmim Abdülvahap Kurt. 2-18-1947 doğumluyum. Bu köyde doğdum. Bugüne kadar da bu köyde yaşadım. Hiç dışarı çıkmadım, gurbetlik çekmedim. Bir askere giderken Mekirce'den trene bindim, Ankara'ya gittim, Ankara'dan geri döndüm, geldim. Okul yılları, evlenme yılları, çalışmayla bugünlere geldik. Ama hiç halimizden şikayetçi olmadık. Böyle sıfırdan geldiğimiz için her şeye şükrettik. Allah ne bize, ne devletimize, ne vatandaşına zaval vermesin. Hani memleketimiz bütün kalsın. Bak bu şu kahvenin içinde böyle tahtadan ranza vardı, büyük yarısı. Şu köye kim gelirse gelsin, nereli olursa olsun, bizde gezek derlerdi buna. Bunu kahveci takip eder. O misafir burada bir gün kalsın, 3 gün kalsın, ona sen yarın git demezlerdi. 24 saat sana aitti. Gezek dediğimiz olay, diyelim bu komşuda. Kahveciler bu komşuya, bu akşam gezeksem de onun yatağını, yorganını, yemeğini, içmesi sana ait. O getirir, eğer temizse evine götürür, yatırır. Genelde yatağını, yorganını buraya getirir, yakın günlere kadar.
Eskiden kahveye ihtiyarlar geldi mi, sen böyle bacak bacak üstüne oturacaksın. Yok öyle yani. Herkes elini ayağını toplar. İhtiyarın bir şey dediği zaman kimse tık demez, dinler. Yani o ihtiyarlar zaten bambaşka. Birçoğunun Osmanlı göreneği böyle dar pantul değil. Hani şalvar tipi pantullar vardı. Kafalarında kefiye denilen o sarı, sarık takkenin üstüne tam Osmanlı ya. Hani böyle tam Osmanlı. Belinde böyle kuşak, hani yün. Onların bambaşka bir asaleti vardı. Bugün o ihtiyarlar gözünün önüne geliyor da ya şimdi biz ihtiyar gibi bile görünmüyoruz onlara göre ya. Paltoları gelir yani. Ya. Ben ismim Saadettin Kıymaz. 01.015.1946 doğumluyum. Bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm. Bugünlere hala bu köyde yaşıyoruz. Şimdi çocukluğumda doğduğum zaman çok yoksulluk içinde büyüdük. Köyde bütün hanelerden 3-5 tane keçi, 3-5 tane koyun olduğu için burada köy çobanı tutmuşlar, yaşlılar. Köy çobanı tuttukları zaman bütün sürü bu köyün meydanına toplanırdı. Herkes buraya getirirdi. Köy çobanı sabahleyin bağırırdı yani. Keçilerinizi, koyunlarınızı getirin, nereye gidiyorum diye bağırırdı. Herkes buraya getir, burada toplanırdı. Şimdi bu köyde eşek çobanı da vardı. Eşekleri salardı millet. Bunun yanında inek filan var, herkes de olmasa da. Bunların buzağları var, emiyor diye buzağları eşeklerin yanına katarlardı. Ayrı bir sığır çobanı vardı. Yani o gün dediğim gibi hayvancılık o şekilde. Yani sürüsü olan, hali vakti iyi olanlar vardı ama olmayanlar da işte 3-5 koyunla köy çobanı olması hasebiyle yani süt, peynir, gıda işini öyle temin ederlerdi. Ay vay çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Ay vay çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Ben Nazım Kavas, 1951 Aydınlar Köyü doğumluyum. Düğün dediğin zaman bütün köylü beraber düğün yapardı. Köyler gidip gelin daha fazlaydı mesela. Konak diyorduk biz, konak söylenirdi. Bütün İzdin köylerine davetiye giderdi. Mesela onlar akşamdan gelirler. Köyü şöyle dışına ateş yakar. Dervent gelir orayı yakar, Beypınar orayı yakar. İşte aşağıdan gelen şuraya armanlığa yakar. Gider derlerdi ki işte sen falanca köyün misafirini ağırlayacaksın. O köyün farklı köyleri herkese ileri köyün ileri gelenlerine dağıtılırdı misafir. Onları ağırlarlardı. Gider oradan alır gelir evine yerleştirir. Düğün bitene kadar da evinde misafir ederdi. 3 gün 3 gece düğün yapılırdı eskiden. Öyle bir adet vardı. İşte gece eğlenceleri olurdu. Mesela delikanlılar bir bayrak yaparlar. Düğün yapanın akrabalarına giderler. Onlar onlara bağış verirdi. Mesela kimisi bir kuzu verir veyahut bir oğlak verir veyahut işte tavuk verir. O tavuklar pişirilir. Orada misafirlerle beraber yenir. Böyle bir adetler vardı o zaman. İşte kına geceleri olurdu kadınların. Erkekler de aynı şekilde ayrı eğlenirlerdi. Erkek kadın ayrı eğlenirlerdi. Mesela kadınla erkek birbiri arada eğlenmezlerdi o zaman eskiden. Yasaktı o yani. Hatta cezai müeddeler de kendi aralarında uygulanırdı. İsmim Mehmet Ruhi Sert. 1941 doğumluyum. Mezarın hikayesi Yunan'ın Türkiye'ye baskın yaptığı zaman, bu beldeye geldiği zaman köye baskına geliyorlar. Gelirken bu mezarın sahibi biri kadın biri gelini. Orak biçerken buğday
böbek de salıncakta. Onlar anne babaannelerini öldürüyorlar. Çocuğu da annesini kucağına bırakıvarıyorlar. Göğsüne. O şekilde bulup, hatta babam da onların dahilinde yavruyu alıp götürüyorlar. Yakına gelesiye kadar sağ olduğu söyleniyordu. Şu anda vefat etmiştir.